Evet arkadaşlar. Takımınızdan Özgül, Duygu bir önceki oyundan. Gülşah da az önce dokunulmazlığından Emir'in oyuyla. Üç arkadaşınız zaten potada. Emir dokunulmazlığı aldı. O yüzden oy verebileceğiniz dört arkadaş kalıyor. Bakalım Ay Yüce, Uğur, Furkan ve Eray'ın içinden potaya giden altıncı ve son aday kim olacak? Senle başlayalım Eray. Arkadaşlar güzel bir haftaydı diyemeyeceğim. Orta halli bir haftaydı. 2-1 mağlup olduk sonuç olarak. Hepinizin eline emeğine sağlık. Hepimizin hataları var. Yaptığı doğrular, yaptığı yanlışlar var. Ama bak burada ben hepinize karşı bir şey söylemek istiyorum. Belki bunu son söyleyişim. Bunu daha önce de dile getirdim. Agresifsin, 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 agresifsin diyorsunuz. Yani ben bugün orada o kadar çok bir mücadele verdim ki inanamazsınız yani. Bilmiyorum hanginiz gözlemledi verdiğim mücadeleyi. Belki Uğur vardı yanımda. Belki yani gözlemledi mi kimse bilmiyorum ama Emir sen de görmüşsündür yani. Yani kolum bacağım yanar pahasına ben mücadele verdim. Ve ben mücadeleyi verdikten sonra bana agresif demeniz, agresiflik yapıyorsun demeniz bu bana koyuyor açıkçası gerekirse. Çünkü başka yerden vurmak oluyor. Ben iyi tabak yaptığım zaman da yazıyorsunuz. Agresiflik yaptığım zaman da yazıyorsunuz. Her türlü yazıyorsunuz yani. Yaz bir şey fark etmiyor. Her türlü yazıyorsunuz yani. Ne tesadüf beni de. Ben sana anlattım durumu zaten. Sıkıntı yok. Yani yazıyorsunuz. Bu konudan yana sıkıntı yok. Agresif olduğumu artık belirtmeyin. Ben zaten agresifim. O anda da kalbinizi kırıyorum. Geliyorum özür diliyorum ama sonra yine agresifsin. Eray şöyle yapıyorsun, Eray böyle yapıyorsun. Yani bu kadar çok oynamanın, bu kadar çok üzerime gelmenin, bu kadar çok bir şey yapmanın bir manası yok. Eğer böyle bir şey oluyorsa da, üzerime de geliniyorsa arkadaşlar, ben de oyunu kurallarına göre oynarım bundan sonra. Yine bir demagoji geliyor acaba? Yapıştırıyor mu kendini? Uğur eline sağlık, koluna sağlık. Her şey için teşekkürler. Üç oyundur. Ya sen beni yazacaksın ya ben seni yazacağım. Birbirimizi yazacağız elbet. Bunu sen de biliyorsun. Bir şeyde üstlerimin alemi yok. Sen de bana gelip de tutup da agresifsin Eray demedin. Duymadım da ağzından. Arkamdan dediğini de duymadım, önünden dediğini de duymadım. Bu konuda teşekkür arada ediyorum. Arada oluyor ama. Hayır oluyor ama beni bu konuda vurmadın hiç. Ben bunun için teşekkür ediyorum. Anladın mı? Ya karşına koymak için beni vurdun ya da yaptığım yemek kötü diye beni vurdun. Beni hiç tutmadığın bir sebepten vurmadın anladın mı? Evet. Ha. Ben bunun için sana teşekkür ediyorum. Evet. Olaylar ortada, birbirimizi mecbur yazacağız. Oyum sana. Ayrıca bu oy sana yani niye sana yani burada yazmamız gereken birileri var biliyorsun. Ben Furkan'ı tatlıcı olarak aldım. Dün vardı, bugün vardı, işin içindeydi. Bugünkü özverisini gördüm, dünkü özverisini gördüm. Hepimiz özverili. Kimseye çalışmadın, kötü yaptın diyemem. Ama bana agresif diyen insanlar bir daha düşünsünler. Ben demedim ki niye bunu bakıyorsun? Sana demiyorum zaten. Niye bunun üzerine oynuyorsun? Peki, kaptanın oyları Ay Yüce ve Uğur'a gitti. Sıra Furkan'da. Biz bunun kritiğini yaptık. Başarı oranına göre son gün. Herkes kim ne yaparsa yapsın. Kendi bacağından asılacaktı. Biliyorsun. Doğru. O yüzden bugün ben senden başarı bekliyordum. Agresif kaptan. Sana agresifsin demeyeceğim. Yapılarımız ufak tefek birbirimize benziyor. Ama ben seni şey olarak yazdım. Beni yazabilirsin diyorsun. Bakıyorum yazmak istemediğim adamlar var. E sen de bu rahatlığı bana veriyorsun. Ben de o yüzden yazıyorum. Bana yazma desen ben seni yazmam. Ben sıkıntı duymuyorum zaten bu konuda. Bu arada çok fazla sıkıntılı bir kaptanlık yapmadın.
Bence güzeldi. Bu kadar olumsuzluğa rağmen. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Haftaya senin kaptan olursam Eren'i yapacağım yine. Kaptan olursam Emir'i yapacaktım da yine Eren'i yapacağım. Furkan kaptanlığını beğenmiş. Bir kazanalım da kaptanlık oyunu sonra konuşuruz. Ama Eray'ı yapmam ya. Eray'ı yapmamın için bir sebep söylesene. Çok rakibi görmek istiyor beni. Kendisi karşılansın. Ben niye onu alayım ki? Furkan'ın oyları sonucu. Uğur'un 2 oyu var. Eray'ın 1 oyu var. Ay Yüce'nin 1 oyu var. Seni yazdım Ayüce çünkü bir şey yapamadık yani takım oyununda. Ben de çok kötüydüm. Sen kötü değildin ama ben seni yazdım. Furkan sen de tatlıda elinden geleni yapmaya çalıştın. Belki fırında et vardı, pişiremedin, bir şeyler oldu falan filan derken ama sonuç olarak seninki de bence karşı takıma göre tatlın iyi değildi. Ama ben seni yazmadım. Eray'ı yazdım. Daha iyi bir... ben de kaptan olarak yarıştım ve 3-0 yenildik. Sen de iyi bir kaptan olabilirdin aslında. Yani benden iyisin en azından öyle söyleyeyim. Yo, iyi bir kaptanlık yaptın ama olmadı. Seni yazdım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay Yüce, Uğur ve Eray ikişer oyla pota riski taşıyorlar. Şimdi... Ay Yüce'nin oyları var. Bakalım onun oyları ne yönde olacak? Bana gelirim bir tane. Sizin dengeyi bozar yani. Kardeşim siz konuşmadınız mı baştan? Evet. Ay Yüce'nin. Sen beni yazmadın. O seni yazmadı. Beni yazdı. Hı? Beni yazdı Ay Yüce. Bir de beni yazdı. Yazdı mı? Söyledi misin? Ya. Bana da söyle. Nizar Fatma'nın anlamı yok kanka. Biliyorum zaten. Biliyorum oğlum zaten. Umarım yanınıza gelmem. Bu hafta hiç istemiyorum. At hadi. Evet, beni yazabilirsin dedin. Zaten kendimi yazamıyorum. Furkan'ı yazmak istemedim. Uğur ve sen vardın. O yüzden ikinizi yazdım. Uğur, umarım daha başarılı tabaklar çıkarırız diye düşünüyorum. Bundan belli sonraki olmaz. Hayatımızda belki de çıkaramayız. Evet, pota adayı olan arkadaşların kullandığı oylardan sonra durum. Kaptan Eray'ın 3 oyu, Uğur'un 3 oyu ve Ay Yüce'nin 2 oyu var. Furkan'ın oyu yok. Bakalım Gülşah oylarını nasıl kullanacak? Deli Dumrul'un bir hikayesi varmış Emir. Bir çocuk böyle çok tembel, işsiz, aylak bir adammış. Babası da ona sürekli bu konuda ikazda bulunuyormuş. Sonra adam gitmiş padişah olmuş. Babasını da ayağına çağırmış. Sonra babasına demiş ki, bak demiş ben, sen bana adam olamazsın, insan olamazsın vesaire bir şeyler söylüyordun ama ben paşa oldum, padişah oldum demiş. Babası da demiş ki, ben sana paşa olamazsın, vezir olamazsın demedim, adam olamazsın dedim demiş. Ben sana burada bunu söylemiyorum. Yani sen burada birinci olabilirsin belki. Şey pardon, ağlayacak mısın biraz? Hayır, hayır, sinirleniyorum. Ha. Sen burada belki birinci olabilirsin. Ama asla hoş bir davranışla gelmedin. Bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında dün karşılaştığım bir durum. Keşke gelip anladığın şeyi sorsaydın. Sen benim annemi asla tanımıyorsun. Sohbetin yok, muhabbetin yok. Ne niyetle neyi söylediğini bilemezsin. Artı 330 bin takipçisi olan kişi sen olduğun için o da sana fena mı işte takipçin artıyor. Bunda kötü bir şey yok dedi. Buradan bunu çıkarttın. Beni vuracak bir şey bulamadınız bu hafta içerisinde. Eleştirecek bir şey bulamadınız. En son iyi tabağıma oy vermiştiniz. Bugün de söyleyecek bir şey yoktu. Yine ben 2 oy aldım. Bu sefer annemden vurdun.
söyleyeceğin hiçbir şey benim ilgilendirmiyor. Ben artık karşımdakini bir silüet olarak görüyorum sadece. Ama istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Gösterdiğin biri gibi olduğuna inanmıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Neden biliyor musun? Kişi kendinden bilir işi diye bir söz var. Teşekkür ederim. Çok sağ net. Başka bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Sizin adınıza üzgünüm. Doğru bir oylama değildi. Furkan, sana da oy vermeyecektim. Çünkü iki oylu, iki tane oylardan birisini sen aldın. Ben adaletli bir oy kullanmak istedim. Ama Uğur'un çok yazılacağını biliyordum. Yok, sıkıntı yok. Yapmayabilirsin yani. Yok yok, Uğur'un çok yazılacağını biliyordum. O yüzden Uğur yazmak istemedim. Birini sana verdim. Öbür oyumu da Eray'a kullandım. Eninde sonunda herkes oy almış, tabağı seçiyor. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Herkesin adaleti aynı adalet aslında. Sadece farklı kelimelerle süslüyorlar yani. Böyle saçmalık mı olur? Gülşah, bu kağıt var ya. Buna evde bakmaya devam edeceksin bu haftadan sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Hırs ve kin sizin içinizde arkadaşlar. Ben evde de izlerim. Giderim yarışmaya, başka bir yarışmaya katılırım. Orada da ya oynarım. Bir şey söyleyeyim. Benim ya burası hırs ve kin değil. Burası hırs zaten. Hırs yeri. Ne kadar güzel ya. Burası hırs yeri zaten. Harikasın ya. Yani. Teşekkür. Mükemmel oynuyorsun. Seninle ne alakası var? Herkese diyorsun. Yani burada genelleme yapıyorsun. Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş, düşmüş. Genelleme yaparsın. Yarılmış. Çok acayip bir yerden giriyorsun yani. Peki. Yok padişah olamazsın demiş, yok adam olamazsın demiş. Benim çıkar yani. Kusura bakma. Genelleme yapmayacaksın o zaman. Nereye konuşacaksın?